Onun için peygamberler tarihi oluşum tarihidir. Yani onu çok iyi bilmek lazım. Allah hepimize onların irfanını, güzelliğini hatırlatsın inşallah. Onun için Kur'an-ı Kerim'de peygamberler kıssalarla anlatılır. Ve hikayenin, yani birçok alim de hikayeyle ders anlatmayı ona şey yapmış. Mesela şimdi çok kısa bir hikaye de olsa bu bir değeri anlatan bir hikayedir. Sultan Mahmut çok şey gezermiş, yani tebir kıyafet edip veziriyle beraber halkın arasında dolaşırmış. Bir gün bir dolaşırken bir yaşlı insan şey görmüşler, adam bir eşeğine odun yüklemiş, satmak istiyor ama çok yaşlı, yoruluyor tabii ki. Sultan Mahmut demiş ki alalım onun odunlarını, hem kurtaralım adamı. İşte sormuşlar kaça veriyorsun? Şu kadara veriyorum demiş adam. O sırada odunun biri yere düşmüş. Sultan eğilmiş odunu alacak. Vezir ben alırım sultanım demiş orada. Ağzından sultan lafı çıkmış. Bunu oduncu duymuş. Kalkınca para verecekler. Paranın 100 mislini istemiş, ilk istediği paranın. Demişler sen biraz önce böyle dedin. Ona demiş o zaman sultan eli değmemişti. Şimdi bu alt odunlara sultan eli değdi. Hani böyle halk arasında dolaşan ama hakikaten insanın içine şey yapan hikayeler vardır. Ve bazı kıymetleri de ortaya çıkarır. Allah hepimize yardım etsin ya Rabbi. Eğer şöyle düşünürsek, yaratılmışların içinde tek konuşan insandır. Allah Teala insana konuşma özelliği vermiş. Yemek içmek, işte çiftleşme, her şey başka mahluklarda var ama konuşma yok. Onun için insan bu konuşma özelliğini çok iyi kullanması lazım. Yani onun için bu insana verilmiş çok büyük bir üstünlük. Bütün mahlukattan üstünlüğü konuşmasıdır. Onun için de lafına çok dikkat etmesi lazım. Yani insan bu verilen büyük kıymeti, şimdi şu şiirimi lütfen küçük, yani bilmiyorum, özür dileyerek okuyorum ama okuyacağım. Boş laf, boş konuşmayı bırak. Olan olmuş, torba dolmuş. Her sözlerin gösteriş, bu neymiş, o ne olmuş. Yaptıkların, serdiklerin lafı güzel, pahası yok. Hiçbirini kalem yazmaz, göze batmaz, değeri yok. Söze yazık, öze yazık, nefes zaman israfta. Çene değil değirmen, aklı fikri boş lafta. Harfler bile özlemiş doğru sıralanmayı. Nefesin ah ediyor, bekliyor laf olmayı. Zahiri sustur artık, bırak mana konuşsun. İşe yarar bir söz söyle, kelimeler kavuşsun. Az öz konuş. Haberin hakikati koklatsın. Gerekli olan budur. Kelamdan mana aksın. Allah'ım bunu bütün söz sahiplerine nasip eyle ya Rabbi. Şimdi bir şey daha var. Nokta. Denir ki Kur'an-ı Kerim Yasin-i Şerif'tedir. Yasin-i Şerif Elham-ı Şerif'tedir. Elham-ı Şerif Besmele-i Şerif'tedir. Besmele-i Şerif beynin altındaki noktadadır. Şimdi nokta ne demek? Bir en, bir boy, kesiştiği yer nokta. Yani orada zıtlık kalmıyor. Zıt yok. En büyük zıt en ve boy. Orada hiçlik var. Onun için Allah hepimize noktaya ermeyi nasip eylesin. Şimdi şu şiirimi de okumak istiyorum. Bir en, bir boy, kesiştiği yer nokta. Yer en, sen boy, bastığın yer nokta. İlim ayağının altı, yeter ki basmayı bil. Aradığın hep sende, alemlerin tarifi bastığın yerde nokta. Her şey noktadaysa, senin her bastığın yer nokta. Yardım et ya Rabbi. Çok yaklaşırsan iter. Uzaklaşırsan çeker. Yaratılışın özü, en ufak zerresi, besmelede bağ, bağının altında nokta. Hatta
Hazreti Mevlana noktaları konuşturur. S der ki, bende ondan üç tane var. P der ki, bende iki tane var. Cim der ki, bir tarafa çekilin, ben onu içimde taşıyorum noktayı. Allah hepimize noktanın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Şimdi bir alime sormuşlar, bana Allah-u Teala'yı anlat. O demiş ki, zıttı yok ki karşısına koyayım. Yani her şey bu dünyada zıttıyla ortaya çıkar. Kadın, erkek, çirkin, beyaz, güzel, çirkin, beyaz, siyah, zıttıyla. Hakikaten zıttı olmayanın karşı anlatamazsın. Allah-u Teala'nın zıttı yok ki demiş, karşısına koyayım da ben onu sana söyleyeyim. Şimdi en büyük çiftlerdir. Dünya çiftlerle meydana gelmiştir. Çiftlerin en ilki yer ve göktür. Gök baba, yer ana. Gök besler, anne çıkartır, ortaya çıkarır. Yani bu bir nevi evliliktir. Yer ve göğün evliliği. İkisi de zıttır. Biri yerde, biri gökte. Onun için derler ki, alemler büyük insan, insanlar küçük alem. Bak, o da çiften meydana geliyor insanda. Baba besliyor, anne doğuruyor. Yeryüzü de öyle. Gök besliyor, yer çıkarıyor. Onun için alemler büyük insan, insanlar küçük alem. Ne olur şu şiiri iyi bir anlayarak dinleyelim. Bakın, alemler büyük insan, insanlar küçük alem. Kalbimdeki ağrıyı büyük insan duyar mı? Alemden gelen yağmur gözyaşıma uyar mı? Dualarım rüzgarın hangi esintisine? Uçuşan toz tanesi terimin zerresine. Ayağımın teması güneşin gölgesine, parmaklarımda kalem kaderin cilvesine, kırdığım gönüller arzın zelzelesine, yaşadığım seneler gündüzün bitmesine, gözüm nuru evlatlar yıldız serpilmesine, sevmeyi başardımsa varoluş gayesine, alemler büyük insan, insanlar küçük alem, kalbimdeki ağrıyı büyük insan duyar mı? Alemden gelen yağmur gözyaşıma uyar mı? Allah'ım, büyük alem olmayı, küçük alem olmayı hepimize hissettir ya Rabbi. Hepimize hissettir. Çünkü her lafzında, her manada, her şeyinde çok büyük mana var. Mana alemine daldır, hakikat alemine daldır. Bizi surette, delalette bırakma ya Rabbi. Surette. İsterseniz çocuğum, bilmiyorum. Şimdi nedir? Hayret. Sevinç, üzüntü, sevgi, nefret. Zıt duygular içinde güler ağlarsın. Oh dedirten, ah dedirten de hasret. Kavuşursun, ayrılırsın, bağırırsın, susarsın. Her istek hasret. Kavuşunca sevinç var. Beklemekle geçer ömrün. İstek hasret koşarsın. Nefs işe karışmazsa sadece hayret var. Toprak yeter anlayana. Acıkırsan doyarsın. Toprak varlık kaynağı. Hayrete değer. Sevinç kader hepsi nefs için. Günler boş geçer. Yaprağın yeşil rengi sarsa seni tasalar biter. Toprak yolda, toprak nefse rahat eder yaşarsın. İstemenin hasreti son bulsun bitsin. Nefs işe karışmasın, hayret belirsin. Toprak nimeti gönüle girsin. Ömrün sonu hayret olsun, toprak olsun, hayat olsun bakarsın. Toprağın kıymetini hepimize bildir ya Rabbi. Topraktan geldik, toprak olacağız. Ama öyle bir şey ki o toprak üstümüze sürünse istemeyiz. Hiçbir şeye ve yerin, onun yeri ayağın altı. Halbuki bir şu anda bizim en büyük nimetimiz toprak. Ama yeri ayak altı. Oradan anlayın insanın neler düşündüğünü. Yani nasıl bir varlık olduğunu. Ve bir de onun beslediğini yiyorsun ama onu istemiyorsun. Toprağı istemiyorsun. Ama onun beslediğinden, onun büyüttüğüyle yaşıyorsun. Allah hepimizi hakikat alemine daldırsın. Hakikati yaşatsın ya Rabbi. Siz bir şey sordunuz, hiç dediniz. Aslında hiçlik işte o dediğim noktadır. Yani öyle bir en bir boy kesiştiği yer nokta. Orada hiçlik vardır.
Onun için de ne diyor, ne diyor büyükler? Kur'an-ı Kerim Yasin-i Şerif'te, Yasin-i Şerif Elham-ı Şerif'te, Elham-ı Şerif Besmele-i Şerif'te, Besmele-i Şerif beynin altındaki noktadadır.